Herkese selamlar arkadaşlar, ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Store Robbery diye geçen mağaza soygununun rastgele etkinliği nedir, nasıl yapılır, bunun rehber videosuyla karşınızdayım. Evet, oyunumuza Store Robbery ya da Türkçe çevirisiyle mağaza soygunu adına yeni ve rastgele gerçekleşen bir etkinlik eklendi. Bu etkinlikle birlikte oyunda normal bir şekilde dolaşırken bir anda yakınınızdaki bir mağazada mini haritanızda kırmızı bir ikonla işaretlenen bir soygun gerçekleşiyor. Bu soygunda bir hırsız mağazadan paralar alıp kaçıyor ve siz de bu esnada hırsızı öldürerek elindeki para çantasının düşmesini sağlayabilirsiniz. Yanına gidip çantayı aldıktan sonra da ekranın sağ alt tarafında 2 dakikalık bir süre başlıyor ve bu süre zarfında da izleyebileceğiniz iki farklı yol bulunuyor. Birincisi çantayı mağazaya geri götürmek, ikincisi ise parayı kendinize saklamak. Eğer çantayı mağazaya geri götürürseniz bir sinematik giriyor ve sinematik sonunda da yardımsever anlamına gelen Good Samaritan bonusuyla birlikte 20.000 dolar para ve 2500 RP yani tecrübe puanında sahibi oluyorsunuz. Videoyu çektiğim tarihte bu etkinlik için 2 kat bonus olduğundan videodaki değerler daha fazla görünebilir. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Bunun dışında çantayı bu şekilde 1. 2. 3. ve 5. kez geri götürdüğünüzde de Good Samaritan adındaki başarımın sırasıyla Bronze, Silver, Gold ve Platinum versiyonlarını elde edebiliyorsunuz. Eğer hırsızdan düşürdüğünüz çantayı mağazaya geri götürmeyip kendinize saklamak isterseniz de 25.000 dolar para elde edebiliyor ve bu 2 dakikalık sürenin sonunda da 2 yıldızlı bir şekilde arama seviyeniz oluyor. Son olarak da bu etkinliği ortaya çıkarabilmek için herhangi bir sunucu türü fark etmeksizin sunucuya katıldığınız andan itibaren minimum 20 dakikanın geçmiş olması gerekiyor. Aynı şekilde etkinlik ortaya çıktıktan ve başarıyla tamamladıktan sonra da etkinliğin tekrar ortaya çıkması için 20 dakikalık bir bekleme süresi tetikleniyor. Kısacası denk geldiğiniz halükarda her 20 dakikada bir bu etkinliği yapabiliyorsunuz. Son olarak bu mağaza soygunu etkinliğinin ortaya çıkabileceği toplamda 25 farklı mağaza bulunuyor. Bu mağazaların nerede olduğunu da şu an ekrandaki harita üzerinden görebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi bu haritanın yüksek çözünürlüklü ve interaktif halini videonun açıklama kısmında verdiğim link üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Evet, bu mağaza soygunu etkinliği de özetle bu şekildeydi. Fazla vakit almadan yapılabilen tecrübe puanı ve cüzi de olsa para getirisi olan bu etkinlik özellikle oyuna yeni başlayan oyuncuların işine kesinlikle yarayacaktır. O zaman videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umuyorum ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.